Efendim merhaba, iyi bir hafta diliyorum öncelikli olarak sizlere. Sesim böyle, yurt dışından dün gece saat 2'de indim, geldim. Onun için sesim orada, işte biraz da hava problemliydi tabii. Macaristan'dan geldim, orada biraz da hava soğuk. Geldim tabii Türkiye'de daha soğuk rüzgarlar esiyor. Yani 3 gün memleketi bıraktığınız zaman farklı bir yerle mi karşılaşacaksınız sanıyorsunuz? Tabii oralarda da buluyorsunuz ama Türkiye'yi takip ediyorsun. Dünyanın yerlerini de mecburen takip ediyorum. Zaten orada da bir televizyona bağlandım. Orada yine bir yorum analiz yaptım. Rahat bırakmıyorlar. Uzun sözün kısası. Peki. Şimdi efendim seçime 6 gün var ve artık uygulanan stratejiler ne sonuç alacak? Bize ne gösteriyor? Bir onlar üzerine konuşmak istiyorum. Birinci husus şu. Emekliler. Türkiye'de 17 milyon emekli olduğu ifade ediliyor. İşte ev kadınları, çalışmayanlar var, çalışanlar var. Çalışmayan ev kadınları, emekler ifadesini kullanmamın sebebi ne? daha önceleri de birkaç kez yineledim. Yapılan araştırmalar bize neyi gösteriyordu? Tüm seçimlerde AKP'ye en çok oy verenler emekliler ve ev kadınları diye görüyor ideyi. Şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle emekliler ne yapıyor? Emekliler sürekli olarak ağlanıyorlar. Haklılar geçim sıkıntısı çekiyorlar. 10 bin lira işte emekli aylığı ve bir sürü sıkıntı. Yani insanlar emekli olduklarında mesela ölüme doğru giderken şöyle bir hani rahat bir hayatım olsun. Sağlık problemiyle karşılaştığımdaki insanlar yaşlandıkça tabii ki sağlık sorunları artıyor. Efendim bunları işte tedavi ettirebileyim, ilacımı alabileyim gibi. Gelinen yer ise hiç böyle bir şey değil. Biliyorsunuz bayram ikramiyesi işte şey Erdoğan insanlara büyük bir müjde verdi. Bin lira artırdım dedi fakat onun üzerine herkes 10 bin lira vermelisin, 12 bin lira vermelisin. Rakamlar havada uçuşuyor. Peki ne yaptı? Bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer siz emekli maaşınızı aldığınız bankayı değiştirirseniz ya da gidin bankalarla pazarlık yapın. O pazarlığın sonucu bankalar sizi 12, 15, 22 bin lira efendim promosyon verecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın emeklilere diyor ki ben devletim hep öyle söylüyor ya efendim ben size para mara vermiyorum ama oysa ki köprü, yol, havaalanı aklınıza ne geliyorsa bütün bunları yaptırdığım şirketlere bol bol para dağıtıyorum. Üstelik de ben bunları işte döviz üzerinden hesaplar yaptırdım. Yolcu geçmese bile köprüden geçiyormuş gibi ben bunlara paralarını ödüyorum. Bir de kendi parti mensuplarıma, yakınlarıma bol bol paraları saçıyorum. Müteahhitlere yine öyle anlaşmalarla paralar saçıyorum. Ama size gelince ben para falan vermiyorum. Emeklilere müstahak tabii. Emeklilere müstahak. Tamam. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Şimdi bu seçimde bu kadar çok ağlanan, sızlanan emekli siyasal iktidara ders verecek mi? Arkadaşlar bakın demokrasilerin temel kuralı şudur. Siyasal iktidarlara eğer seçmen ders vermezse ne o siyasal iktidar kendisini toparlar ne de siyasal iktidara talip olan muhalefet partileri kendilerini toparlarlar. Onun için temel kuraldır. Memnun olmuyorsanız kardeşim değiştireceksiniz. Bakın 2000, 2001 ekonomik krizin arkasından 2002 seçimi geldi ya o zaman enflasyon %34-35 civarındaydı. Bugün enflasyon resmi rakam %60 kaçtır 7 midir nedir e, gayri resmi bunun tam iki katıdır gayri resmi o enakın falan hesaplamaları bakın bunun iki katıdır. Ayrıca o zaman 2001 o 2002 işte seçimine giderken banka faizleri benim aklımda kaldığı kadarıyla 41 civarında idi. Bugün banka faizini resmi yüzde 50'ye çıkardılar. Ama ne oldu? Bakınız döviz piyasasına hiçbir şey değişmedi. Üstelik de 22 milyar dolar parayı yakmışlar tutabilmek için piyasayı. Peki koşullar buyken o zaman şöyle düşünmekteyim. A şıkkı. Eğer Erdoğan emeklerin oylarına muhtaçsa yani bunların oylarının neredeyse işte yüzde kaçını aldığını bilmiyorum ama yani geçmiş seçimlere bakılır ve o seçimlerin analizlerini yapanlara bakarsak en azından yüzde seksenini falan bu oyu alıyormuş Erdoğan. Bir daha söylüyorum. Özellikle çalışmayan bu ev kadınlarından da yine aynı şekilde alıyormuş. Peki şimdi buna göre bu emekler bu kadar çok ağlanıp sızlandıklarına göre haksız demiyorum, yanlış demiyorum bak o ayrı bir şey. Acaba niçin kendisi emeklilerin maaşlarına zam yapmadı da niye kendisi bayram ikramiyesi dediğimiz bu ikramiye, ikramiye tepeden tırnağa karşıyım kardeşim maaşlarına zam yap. İkramiye dediğiniz şey ne bir kere o parayı tek bir seferde veriyorsunuz. Bunu yapmıyor da bunu bankaların üzerine yıkıyor. Üstelik de bak bankaların meselesi de şöyle bir şey. Şimdi diyelim ki ben gidiyorum emekli maaşı alıyorum. Ben alıyorum çünkü emekli maaşı. Efendim gidiyorum emekli maaşı bankada konuşuyorum. Ama ben daha önce de promosyon almışım. Şimdi banka diyor ki sen benimle 3 yıllık anlaşma yaptın. Ben sana geçmişte bir promosyon üzerine koydum. Şu kadarını ödedim ama şu kadarını da daha alacağın var benden. Şimdi yeni hesaplamada ne oluyor biliyor musunuz? o gelecekte alacağım parayı düşüyorlar. Bak dikkat o parayı düşerek ödemesini yapıyor. Ben yeni bir 3 yıllık sözleşme yapıyorum. Onu yapıyor. Başka bir şey o bankadan o bankaya koşacağım. Bak, şimdi emeklerin halini düşünebiliyor musunuz? Ben hayal edebiliyorum ya. Ben hayal edebiliyorum şu bankalarda. Bankalar şimdi fazla mesai yapacak. Memuru mesai yapacak. Memur şeyden emekli o bankadan o bankaya koşacak. İşte kamuya gidecek. Özele gelecek. Rezalete bakın. Ama ne oluyor sonuçta? Kalkıp diyecekti işte Erdoğan. Kalkıp diyecek ki AKP'liler. Bakın eme ey emekliler. Size işte şöyle promosyon verdiriyoruz. O ki promosyonu bankalar veriyor. Devlet vermiyor. Bunu da bir kenara koyalım. Bu emekli maaş meselesi. O halde şimdi akıl oyunumuzu sürdürelim. Eğer emekliler söylendiği gibi ise ki doğru, geçmişte onların oylarıyla siyasal iktidar bu kadar yüksek oy aldıysa ve bu kadar yıldır iktidarda kaldıysa, şimdi neden bunu yapmıyor? Değil mi? Akıl var, mantık var. Yapması gerekiyor ki bir anda emekliler gene kandırsın, gene lay lay lom olsun emekliler. Ha, he, o zaman bunun iki bacağı var demektir. Birincisi, ya Erdoğan yaptırmış olduğu bütün kamuoyu araştırmalarındaki neredeyse her gün yaptırır, yıllar yılıdır. Burada seçimi kazanamayacağını görüyor. B şıkkı, demişim akıl bize neyi emir Ya bir dakika o zaman bunu yapmıyorsa bu adam seçimi açık ara kazandığını görüyor. Yani bunun üçüncü bir şıkkı var mı? Hayır. Üçüncü bir şıkkı yok. Bunun üzerine şimdi muhalefetin ne yapması gerekiyor diye bir soru. Onların nasıl bir strateji uygulaması gerekiyor? Hem, muhalefet daha önce Erdoğan açısından neyi gördük? Uygulamış olduğu strateji neydi? Muhalefeti kendi içinde bölmek, muhalefet partilerini de kendi içinde bölmek. Örneğin CHP'nin içinde bir muhalefet yaratılmasını sağlamak. Zaten buna Erdoğan'ın böyle bir şey yapmasına gerek yok. CHP'nin kendi DNA'ları zaten sürekli olarak kendi içinde kendisine muhalefet yaratmak üzerinedir. Çünkü CHP'li hiçbir şeyi beğenmez. Bırak onu muhalefet edecek bir şey bulamazsa kendisine muhalefet eder zaten. Tamam. Şimdi CHP'nin durumu özel ve CHP'nin seçmeni işte CHP'nin üyesi müyesi bunun durumu özel. Şimdi gelelim bu tarafa. Bu tarafta iki tane hep söyledik. Yükselen parti var. Birisi Zafer Partisi, birisi Yeniden Refah Partisi. Şimdi burada AKP en şiddetli eleştiriyi ve muhalefeti kim yapıyor? Yeniden Refah Partisi yapıyor. Şimdi arkadaşlar, bir de parti şey belediye meclisleri var. Eğer Zafer Partisi belediye meclislerinin yüzde otuzunu tutabilirse, ki benim hesaplarıma göre yüzde otuzunu tutabilirse Bakın o belediye meclislerinde önemli işler olacak. Çünkü onların bir kısmında Yeniden Refah Partisi'nin mensupları da olacak. Bana öyle geliyor ki iller, ilçeler, bun, halkın lehine olacak olan konularda bu Zafer Partisi ile Refah Partisi'nin belediye meclis üyeleri hemen hemen ortak kararlar alırlar. Ben öyle görüyorum meseleyi. Ha, demek ki bunun ikisinin toplamı eğer belediye meclislerinin %50'sini oluşturursa bu ülkenin hayrına olacak. Ben öyle görüyorum meseleyi. Şimdi gelelim Dem Parti işine. Şimdi Dem Parti tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Bir, eğer Türkiye Partisi olma stratejisi amaç hedefi güdüyorlar ise ki görüyorum ki hayır ya böyle bir amaç hedefleri yok. Onlar şöyle bir şey yapıyor. Gördüğüm kadarıyla benim. Dar alanda dar alanda klasik küçük siyasal milliyetçilik peşinde koşuyorlar. Şu anda da AKP ile uzlaşma yolları aranıyor. Evet efendim. Leyla Zana'nın açıklamalarına baktığım zaman şöyle bir şey söylüyor. Bu sorunu çözerse gene AKP çözer, bu sorunu çözerse gene Erdoğan çözer. Yani onlarla görüşme zemini yaratılıyor. Yine söylenenlere göre benim kendi bilgim dahilinde değil, yine söylenenlere göre İmralı'yla görüşmeler yapılıyormuş. Ha, şimdi bu bağlamda değerlendirdiğimizde o halde Dem Parti kurmayları ve Dem Parti kanadı ne yapmaya çalışıyor? Hep söylüyorlar ya, işte CHP Dem'le birlikte oluyor, CHP Demleniyor gibi gibi bir takım algılar yaratılıyor. Oysaki geri dönüp baktığınız zaman demin yapmış olduğu AKP ile bir şekliyle bilemem tabii koşulları uzlaşma yaratıyor. Tabii o koşullardan birisini biliyoruz. Kayyum atanması meselesi. Kayyumlar olmayacak meseleleri bu. Öte yandan şimdi yine dem açısından baktığımızda bir onların da bir şeyi onların kurmayları seçmen açısından söylemiyorum. Kurmaylarının bir şey şu konuya karar vermeleri gerekiyor. Kardeşim o konuda şu tekrar söylüyorum. Biz bir Türkiye partisi olacak mıyız olmayacak mıyız? Baktığım zaman partinin genel stratejisine, genel amaç hedefine böyle bir niyetleri yok. Ha. Bu partiye oy verenler açısından şimdi söylüyorum. Partilerine onların da bir ders vermesi gerekiyor. Demin ne dedim? Muhalefetin siyasal iktidara bir ders vermesi gerekiyor. Onların da kendi partilerine bir ders vermeleri gerekiyor. O vermeleri gereken ders de şu. Biz kentlerde evet CHP'nin iddialı olduğu kentlerde biz CHP'nin adayına oy vereceğiz. Böylece siyasal iktidara çok büyük bir ders vermiş oluruz. Özellikle ağırlık şimdi nerede? İstanbul'da. CHP açısından Ankara'nın problemi yok. Evet. Olağanüstü bilmiyorum son dakika ne sürpriz çıkar ama yani artık o başka bir hallere gelmiş demektir. İzmir İzmir'e göstermiş olduğunuz adaydan bağımsız olarak söylüyorum bunu. İsterseniz İzmir'e şu anda siyasal iktidara muhalif olarak sandalye bacağını koyun, halk ona oy verir. Su bardağını koyun, halk ona oy verir. Çünkü hep söyledim ya. İzmir seçmeninin tarihsel olarak böyle ilginç bir refleksleri var. Ayrıca Hamzada açısından şu, şu anda CHP'nin seçmeni İzmir halkına şirin görünecek laflar ediyor ama hani yaşam tarzına karışmayacağım. İşte gidiyor insanların gece oturup içtikleri masalara gidiyor falan. Anne Hamza daha ne demişti? 22'den sonra alkol satılmasın, hiç alkol satılmasın aslında gibi gibi tuhaf tuhaf geçmişte konuşmaları var bu adamın. E şimdi buna nasıl inanacaksınız siz? Buna nasıl inanacaksınız? tıpkı İstanbul Kanalı konusunda olduğu gibi Murat Kurum ne, ne yapıyor? İşte bizim konumuz o değil de halkımız bu da hiç ağızlarını almıyor ama biz neyi biliyoruz? En azından ben açıkça söylüyorum. İstanbul'u kazanırsa Erdoğan İstanbul Kanalını daha birinci gün o projeyi gerçekleştirecek. Çünkü daha ayrılan bütçeler ortada. Peki İstanbul gibi bir yere Murat Kurum gibi hep söyledik düşük profilli birisini niye aday gösterdi sorusu. E bunun yanıtı benim açımdan çok açık. Çünkü kendisi yönetecek. Çünkü adayın ipleri elinde olsun istiyor. Yani o onun için, bütün adaylar onun anlamı, kimse kusura bakmasın, kukla gibi görüyor. Ve oralarda da dikkat edin, hiç itirazlar yok. O halde uygulanan stratejileri şimdi toparlayalım, benim gördüğüm. Toparlayalım. Erdoğan, bana göre aslında İstanbul'u kaybettiğini görüyor. Bak bana göre. İstanbul'u kaybettiğini görüyor. Çünkü en basit şu emeklilerin maaş işine bakıyorum. Fakat ilginç yine çok tuhaf bir yanı var. Bak tuhaf bir yanı var. Kendileri söylüyorlar AKP adına kamuoyu araştırması yapanlar. Diyorlar ki işte Murat Kurumu %40'larda görüyorlarmış. Burada bir anormallik yok mu? Bana göre çok büyük bir anormallik var. Bütün bu sıkıntılar eğer bir gerçekse. Bütün bu ağlanıp sızlanmalar bir gerçekse arkadaşlar bu nasıl oluyor? Ha bu nasıl oluyor? Şimdi gelelim öteki yanına. Eğer bu gerçekse bu sefer geri dönüp muhalefet suçu kendinde arayacak. Yani muhalefetin inandırıcılık sorunu var. O halde uygulamaları gereken strateji nedir? Strateji inandırıcılık üzerine kurgulanması gerekiyor. Yani şunu görüyorum bu eğer tekrar söylüyorum Murat Kurum'un oy meselesi gerçekse söylenenler AKP Kanada açısından söylenenler gerçekse o zaman seçmen de haklı olarak altılı masa faciası yaşandıktan sonra herhalde şunu düşünüyorlar bir dakika arkadaş bunlara hiç inanılıp güvenilmez şimdi Özgür Özel'in tek başına çaba harcıyor olması yeterli değil çünkü CHP belirlenmiş olan adaylar açısından son derece huzursuz ve mutsuzlar. İşte bunu en iyi Özgür Özel'in kendisi biliyor. Ayrıca tabii Özgür Özel'in yalnız bırakılması gibi bir sorunu var ve yalnız bırakıldı. Yine başka bir sorun var. İşte Ekrem İmamoğlu her halükarda 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi için bütün amaç hedefi o, hayali o, bütün kafasındaki olay o. Layık mı? Erdoğan gösterdi. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Cumhurbaşkanlığına layıktır ve bunu yaparlar. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun da hakkı. Ama bu da aynı zamanda <laughs> Özgür Özel'i tehdit eden bir konu. Şimdi seçmen bunları görmüyor mu? Seçmen aptal mı? Şimdi herkes bunları görüyor. Ama öte yandan da içinde bulunduğu bir ekonomik gerçeklik var. Bunun dışında bak. Bunun dışında seçmen bir şeye karar verecek. Özellikle bu Dem Parti seçmeni. Hep söylüyoruz ya siyasal bilinci çok yüksektir diye. İsterse siz bunu siyasal etnik kimlikçilik açısından alın sevgili arkadaşlar bu cümleyi. Efendim isterseniz bunu burada efendim uluslararası müesses nizamın istediği şekilde işte federatif konfederatif bir yapı özellik bu talepler nedeniyle efendim işte bunların tavrı budur. Nasıl ele alırsanız alınız. Ama Gerçek bu. E peki eğer gerçek buysa o zaman onlar şunu düşünmüyorlar mı? Bir dakika ya. Özellikle İstanbul'u Erdoğan kazanırsa, AKP'nin adayı kazanırsa ne olacak ve ne olacağız? Şimdi bu soru sorulmadan, bakın bu soru sorulmadan, İstanbul ölçeğinde bu soru sorulmadan yola çıkılıyorsa burada stratejik açıdan büyük bir felaket ve facia var demektir. Kendi, dem açısından söylüyorum bunu. <laughs> Buradaki o zaman siyasal bilinç meselesi çöplüktür. Arkadaşlar çöplüktür. Şimdi bakın ben de dahil olmak üzere. Düşünmemiz gereken şu bu seçim. Ya bu seçim bir yerel seçim. Yani belediye başkanı seçiyoruz bir kentlere. İki ilçelere belediye başkanı seçiyoruz. Peki ülkenin cumhur reisi makamında oturan şahsiyet. Neden bak neden ilçe ilçe kapı kapı il il dolaşıp şu yerel seçim için meydanlarda oy ister. Bana göre hiç yakışık alan bir husus değil ama diyeceksiniz ki AKP genel başkanı aynı zamanda adamın çift şapkası var diyeceksiniz. E tamam bu da bir realite. Bu da bir gerçek. Ama arkadaş bu bir genel seçim değil. Bu bir yerel seçim. Şimdi İstanbul'u kazanmak için hepimiz biliyoruz ki Erdoğan tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Yani hayatını ortaya koyuyor. Diyor ki kardeşim benim bütün hayatım, amaç, hedefim bu. İkincisine geçen seferde söyledim. Daha önceki konuşmamda da söyledim. Bir tek, bir tek konuya odaklandı Erdoğan. Ömür boyu cumhur reisi olarak o makamda oturmak. Ve aynı zamanda bütün çevresi de onun orada oturması için onlar da ellerini açmışlar. Ve Baba Türbesi'nde dua ediyorlar. Bu da peştede. Şimdi sebebi ne? Söyleyeyim. Çok iyi biliyorlar ki bütün o çevre. 20 küsur yıl boyunca Erdoğan'ın uygulamış olduğu politika nedeniyle çok büyük servet sahibi oldular. Çok büyük haksızlıklar var. Çok büyük hukuksuzluklar var. Peki ne yapıyor bunlar? Bizim duyduğumuz kadarıyla dedikodu da olabilir. Yurt dışına paralarını, servetlerini yurt dışına kaydırıyorlar. Bir. Oralarda mülkler alınıyor. Oralarda işte bir takım yatırımlar yapıyor. Neyi düşünüyorlar? Eğer Erdoğan seçim kaybederse arkadaşlar bütün bu hukuksuzlukların, haksızlıkların peşine düşülecek. Yargılanır, yargılanmaz. Ben onları bilmem arkadaş. Ama burada bir onlar açısından da büyük korku, kuşku, endişe var. Düşünsenize şimdi vakıflar kuruluyor. İşte Erdoğan'ın işte çocuğunda başında olduğu vakıf. E bu vakıf AKP belediyeleri Ramazan yemekleri veriyorlar iftar. Vakıf mı tan mı çıkıyor bütçeden mi para? Yo oranın belediyesi veriyor ama bu vakıfların isimleri var. İşte Türkvalar şunlar bunlar. Neyse artık o vakıfların adları arkadaş. Ve kimse de kalkıp bunun hesabını da sormuyor. Kimse kalkıp hesabını da sormuyor. Geçen gün vardı ya haberlerde. Kendileri oturmuş porselen tabaklarda yiyorlar. Oradaki halkın önüne kağıt tabaklarda koymuşlar yemekleri. Ama halkın umurunda mı? Seçmenin değil. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Demokrasinin olmazsa olmaz temel kuralı koşulu, koşulu şudur. Temel kuralı koşulu sandığa gidilecek. Memnun değilsen arkadaş ders vereceksin siyasal iktidara. Ama ideolojik körlükle, saplantıyla... Çeşitli bağlılıklarla eğer siz gidip hala bunları görmezden geliyor. Ya ben hiç olmazsa bir dönem için ders vermeyeyim diyorsanız söyleyecek hiçbir şey yok arkadaş. Kaderinize razı olacaksın. Hep söylüyorum. Halklar layık olduklarıyla yönetilirler. 2001 krizinin sonucu 2002'deki çıkan sonuç ortada. Peki o zaman ders verdiniz. Ha, hep anlatıyorum ama diyeceksiniz ki Erol Hoca bir dakika ya, senin kendin orada çok farklı koşullar. Doğru söylüyorum. Evet. <laughs> Erdoğan'ın bu ülkeye o dönemde başbakan olarak belirlendiği seçimin işte asli aktörü olarak belirlendiği noktalandı. Hep anlattık, hep anlatıyoruz. Doğru. Bir daha yineliyorum. Türkiye'de 3 başbakan, parti lideri, sonra cumhur reisine getirmiş üç kişi arkadaşlar, uluslar arası müesses nizam tarafından daha işin en başında belirlenmiştir. Kimdir bunlar? Süleyman Demirel, Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar belirlenmiştir. Ve ona göre önleri açılmış, ona göre yürüyüşleri... Bunu hep anlattığım için artık ayrıntılamama gerek yok. Ha ama derseniz ki işte görüşlerinizi yazıyorsunuz ya çok teşekkür ederim. Derseniz geri olacak bunları ayrıntıla bize. Bir kez daha ayrıntısıyla anlatırım kardeşim. Nasıl önleri açıldı, nasıl geldi, işte bunların kanıtları nedir diye anlatırım. Bunlar saklı gizli şeyler değil. Ha, öteki parti liderleri açısından da buna benzer olgular var. Onları şimdilik de kenara bırakalım. Ez cümle toplayalım. Artık bu videoyu da noktalayalım bugünkü konuşmayı. Arkadaşlar sonuçta 6 gün var. Halk bir şeye karar verecek. Ya bu ekonomik sıkıntılar, dış politikadaki zikzaklar, iniş çıkışlar, hayvancılıktaki yıkılış, efendim ziraattaki tarım bölüm tarımdaki bu yıkılış devlette kadrolaşmadaki efendim yalnızca işte AKP rozeti taşıyan o çevrenin insanları ya da MHP'liler bunlara alan açılmasına bütün bunların hepsine razı olunuyor ise tabii ki işte bu yerel seçimde de gidilecek efendim, siyasal iktidarın Cumhur İttifakı'nın adayınlarına falan oy verilecek. Kaderinize razı olacaksınız. Ya da Yeniden Refah Partisi'nin anlattığı, Zafer Partisi'nin anlattığı, ötekilerini de dilime dolamıyorum efendim. Zaten biliyorsunuz ha, bunların söylemlerine inanıyor kanaat getiriyorsanız ki ben inanıyor kanaat getiriyorum. Gerçekten işte çok doğru biçimde ortaya koyuyorlar problemleri, meseleleri. En azından parti meclislerinde bu muhalefet partilerinin çoğunluğunun kazanması için bana göre... Tamam belediye başkanı için oy verebilirsin. Senin aşiretindendir işte. Neyse bağlı olduğun o neyse klik o da olabilir. Ama belediye meclislerine arkadaş, belediye meclislerine şu andaki mevcut muhalefet partilerinin çoğunluğunu elde edecek şekilde oy vermemiz doğru stratejidir. Bak bunu belediye başkanlarının kendilerinden bağımsız konuşuyorum. Bu stratejiyi biz seçmen olarak arkadaş... Bunu uygulamalıyız. Bunu uygulamalıyız ki hem belediye başkanları açısından hem siyasal iktidar açısından belki ders olur. Belki ne diyeyim o bütçeler bizim lehimize harcanır. Tekrar söylüyorum. Belki. Umarım bu söylediklerim de sizin tarafınızdan belki göz önünde bulundurulur. Umudum var mı diyorsanız tövbe billah yok.